7 Şubat 2019 Perşembe gündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Kalıdır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bir antro yapmayacağız. Hemen haberlere geçeceğiz. Çok fazla haber var. Ee, en son kaldığımız yerde gördüğüm yine ilk e, iki haber şeyden olacak. Öztaseki haberi olacak. AKP, işte Ankara Belediye Başkanı adayı. Öztaseki e, bir yerde şöyle bir şey söyledi. Artık o elim kırılsın dönemi geçti, geride kaldı falan gibi bir şey söyledi. Biliyorsunuz halbuki son zamanlarda da esnaftan, çiftçiden falan böyle elim kırılsaydı da şu işte AKP'ye oy vermeseydim diyenler tabii bunlar onları görmüyorlar zaten de. Elim kırılsın dönemi bitti demek biz o eli kırılması gerekenlerin hepsinin elini kırdık. Nazara kimse elim kırılsın demeyecek derlerse yine kırarız ellerini gibi bir şey o. Ondan sonra da şey dedi bizim de sırtımızı dayayacağımız artık bir ağ var dedi. Onun da kim olduğunu siz biliyorsunuz Erdoğan dedi. Atalarımız ne demiş işte sırtını yaşa, taşa, başa, kayaya, öküze dayama demişler. Ama o konuda senin bir endişen olmasın Sayın ÖSAS'e ki zaten o dayamak istedikten sonra o seni bulur, dayar. O istediği herkese dayıyor zaten. Yani Sen dayamasan da o sana dayar yani. Gestapo şefi SS bunun bugün iki tane haberi olacak. Bu ilk haberi. Bir yerde konuşurken bir tanesi şey demiş vatandaşın bir tanesi idam istiyoruz filan demiş. O da demiş ki Allah sabredenlerle beraberdir sabredin göreceksiniz filan gibi bir şey söylemiş. Türkiye'de kanunlar öyle yapılıyor. Yani böyle işte Allah'ı karıştırıyoruz her zaman o çok önemli. Yani Allah'ı her işimize karıştırıyoruz. Yaptığımız bütün lanet olası işlere bütün pisliklere onu bulaştırmamız lazım ki ne mal olduğumuz anlaşılsın. Onu bulaştırıyoruz. Ondan sonra da işte Allah sabredenlerle beraberdir demiş. Biz öyle demiyoruz. Yani Allah mühlet verir ama ihmal etmez diyoruz. Biz o günleri bekliyoruz. Çok yakında olacağını düşünüyoruz. Yani bu yakınlık böyle belki bir sene olur, üç sene olur, beş sene olur. Ama hiçbir zaman sonsuza kadar sürmez. Ee, yani tek duamız ölmeden biz bunları görelim. Yani bu zulmü yaşayanlar ölmeden bunları görsün başka bir şey istemiyoruz, tek duamız o. <laughs> Türkiye'nin en borçlu belediyesi, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi İller Bankası'na 699 milyon TL borcu varmış. Ona rağmen seçimler geliyor, vitrin olsun, göz boyasın diye 3.7 milyon TL'lik şehre bir havuz yaptırılıyormuş arkadaşlar. Yani AKP'ler zaten havuzu filan seviyorlar. Havuz medyası, her türlü havuzla şeyleri var onların. Ama yani bu haberi vermek de beis bir şey. Yani bunu niye paylaşıyorlar, niye bunun haberini yapmışlar? Sanki o paranın tohumuna para saydılar. Yani paranın tohumuna para saydılar o para. Geliyor zaten hazineler onları için yani olacak ki? Akit gazetesinde 3-4 gün önce şöyle bir e, haber çıkmış arkadaşlar. Hani e, şeylerde olur ya e, internet sitelerinde filan dünyanın görülmesi gereken ilk 10 yeri bilmem ne işte en enteresan 15 yemek filan vesaire olur ya. İşte şirk dolu şarkılar listesi yayınlamış bu Akit arkadaşlar. Bu şirk dolu şarkılarda Orhan Gencebaydan Kader'in böylesine yazıklar olsun, Selam Şahin tapılacak kadınsın, Oğuz Yılmaz bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz dünyaya, bunlar var. İbrahim Tatlıses'in ben insan değil miyim, İbrahim Tatlısesse o şey olabilir. Kubat sen Allah kadar seni Allah kadar sevdim tövbe haşa. Yani böyle çok blasfeme profan şeyler arkadaşlar. Gerçekten tasvip edilmeyen şeyler. Akit de bunu şey yapmış. Ama bunların üzerine eklenebilecek başka şeyler de var. Mesela işte Rahmetimiz gazabımızı aşacaktır. İşte onun dokunduğu yerler e, mübarek yerlerdir. Onun doğduğu şehir mübarektir. İşte şu partiye AKP'ye oy verirsen cennete girersin. E, Allah'ın e, işte Resulü hoş geldin falan vardı cami çıkışında bir tane manyak öyle diyen. E, bunları da ekleyebiliriz ama akit bunları eklemeyi unutmuş nedense. Ha şeyler falan var mesela. E, işte onun o geldiği zaman doğa kıyama duruyor bilmem ne falan. Bunların hepsini ekleyebiliriz. Daha yani eklenemeyecek kadar çok bu AKP döneminde. o şirkleri nedense akit es geçmiş namussuzlar. Kadir Püsküllüoğlu yine çıkmış demiş. Bu adam ölecek mi, ölmeyecek mi bir karar versin artık ya. Geçen hastaydı. Ümmetinin liderinden tut da işte o komutanlar bile bir sürü adam sıraya girdi. Diyanet İşleri Başkanı falan bunu ziyaret etti biliyorsun. Bu sefer de yine bir saçmalamış. Bu sefer, bu sefer de demiş ki Şeriat gelsin de Türkiye yıkılırsa yıkılsın gibi bir şey demiş. Bunu sen ben söylesek değil mi? Demokrasi gelsin de Türkiye'ye ne olursa olsun desek değil mi? En büyük hain, vatan haini şerefsiz oluruz yani. Ama bunlar deyince olmuyorlar, sevimli oluyorlar. Üstüne üstlük bir de bunlara ödül veriliyor, bunlara gidilip ziyaret ediliyor hasta yataklarında falan. Bazı şeyler var zaten Türkiye'de. Mesela ümmetinin liderinin söylemediği onları ben bunları söylemeyeyim. Bu alttakilere dağıtayım onlar söylesin. Yani benim düşüncemi onlar yansıtsın. Hani bir şey olursa onlara gelir. Dolayısıyla ben de farklı bir yoldan öğrenmiş olurum o gelen tepkiyi diye. Bunlara veriyor o ve arkadaşlar. Aynı şey gibi işte neydi o Sedat Teker gibi. Biraz sonra o habere de geleceğiz. Neyse öyle bir şey söylemiş. Türkiye'ye şeriat gelsin de Türkiye batarsa batsın demiş. Sana batsın inşallah. Yani Türkiye'ye demokrasi gelsin de <laughs> ne cehenneme giderseniz gidin. Yani demokrasi de hukuk gelsin sadece. Hukuk gelirse demokrasi de gelir azam şeriat istiyor ya. Şu videoyu yine koyabilirsek. Geçen en son yaptığımız videoda bir videoyu kaldırmak zorunda kaldık. Oradan yine telif yedik. Bu bir haberdi ama muhtemelen çıkar diye düşünüyorum. Bir yerde arkadaşlar işte AKP'liler seçim şeyi olarak poşet dağıtmışlar millete. Şimdi poşetler paralı oldu ya 25 kuruş. Poşet dağıtmışlar. Millet de birbirini ezmiş. Yani düşün. Şimdi o poşetin içini nasıl dolduracak bu adamlar? Bir o var zaten poşet veriyor. Şimdi bir poşete minnet edecek kadar bir halk birbirini eziyorsa böyle bir kitle yaratmışsan eğer sen hükümet olarak yönetici olarak yani o ülkede istediğin her şeyi yapabilirsin ee, örnekte de böyle zaten baklava dağıtıyorlar, birbirine eziyorlar, bilmem meyva dağıtıyorlar, birbirini eziyorlar. Türkiye'de biliyorsunuz bunları. Ee, bu da böyle bir şey işte. Yani Venezuela'nın bir beş yıl öncesindeyiz sadece. Evet bu ilk ümmetinin lideri haberi birkaç kere göreceğiz bu sesli gazetede. Bunlardan bir tanesinde ya ne öyle ya diyor 50-60-70 katlı gökdelenler yapılıyorlar. Bu hiç bizim medeniyet şehircilik anlayışımıza uyuyor mu filan gibi bir şey söylemiş. Bu arada 94'e kadar sadece İstanbul'da 4 tane gökdelen vardı. Varmış. Onun geldiği dönemden beri 117 tane gökdelen yapılmış İstanbul'a. Hatta Trump'un filan gökdelenini açmıştı şaşalı bir törenle filan yıllar önce. Bunu hatırlamakta fayda var. Ee, şimdi hatta birisine de o gökdelen olan birisine de ya şunu biraz tıraşlasana dedim filan böyle gücendi, rica ediyor filan öyle şeyler yaşanmıştı bunu da hatırlayalım. Ümmetinin liderinin şehircilik anlayışında şu var. Şimdi bunlar bu gökdeleni yapan adamlar salak. Ulan sen o kadar gökdeleni niye yapıyorsun? O gökdelene kaç tane oda koyabilirsin? 1200 tane oda koy değil mi? Ümmetinin lideri ne yapıyor? Ona bu gökdeleni yukarıdan basıyor onu yani toprak sathına yayıyor. Kaçak saray. Kaçak saray bir gökdelen mi? Değil. Kaç tane odası var? 1250. Değil mi? Yani hiç dikkat çekiyor mu? Çekmiyor. İşte hiç bilmiyorlar bu gökdelen yapan adamlar. Evet berbat al bayrak. Ben al bayrak diyorum ya al bayrak kötü oluyor falan. Hadi dal bayrak diyelim. Ya al bayrak desen de dünyada al bayrakla bir sürü ülke var yani onunla alakası yok. Biz berbata bu vurgu yapıyoruz. Şimdi berbat al bayrak şey demiş enerji alanında yine bir rekor kırdık falan demiş. Her hafta bu adam bir rekor Açıklıyor bu rekor hiç nedense millete vatandaşa yansımıyor yani bir tek bunlar görüyor başka kimse görmüyor bu rekorları bir de enerji alanında kırmışlar bu enerji alanındaki rekora rağmen aynı gün motorine 5 kuruş bilmem neye 7 kuruş filan doğalgaza zam geldi Türkiye'de işte bunlar da böyle rekor kuruyor yani. Kötü giden her şeye rağmen rekor kırmak da bir rekordur. <laughs> evet suç örgütü lideri botokslu mafya. Dünyada botokslu tek mafya kendisi Sedat Teker arkadaşlar biliyorsunuz. 3-4 gün önce yine çıktı dedi ki işte seçim sonucuna göre insanları, partililer işte par insanları partililerini sokaklara dökecekler. Bu sebeple imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, alt tüfekleri alsınlar mutlaka hazırlıklı olsunlar falan diye. Ondan sonra böyle rica minnet artık dündü galiba şey oldu. Adam hakkında soruşturma başlattılar. Şimdi dediğim gibi yukarıdan şimdi ümmetinin lideri diyor ki ben bu tip e, böyle paçoz söylemleri ben yapmayayım. Bunu aşağıdaki takıma zerzavat söylesin. Bir ortamı yoklayalım. Bak demin dediğim şey. Şimdi bunu ona söyletiyor. Ona da diyor ki sen içeriye girersen zaten biz seni çıkartırız falan diyor. E, adam hakkında da soruşturma başlatmışlar. Bak sen bak adam hakkında soruyor. Yani bu adam hakkında soruşturma başlatılmasını bile tuhaf karşılıyorum ben. Demişti ya kendisi. <laughs> Selami Altınoktu'yu bir adam vardı. Ee, İstanbul valisiydi. Ee, bu işte 2013-17-25 Aralık'taki dönemden sonra gelmişti. Kurmalı valilerden bir tanesi. Ondan sonra işte e, AKP'den milletvekili olmuş şimdi de Erzurum'dan. Erzurum'a seçim çalışmaları için gitmiş. Orada herkes ayağını denk alacak. işte bizim karşımıza... İşte aday çıkartmayın. Ezeriz geçeriz. 2023'e kadar biz iktidarız filan demiş. Bu adam bir de valiydi yani düşünün. Demin Sedat Teker örneğinde olduğu gibi veya Püsküllüoğlu örneğinde olduğu gibi nereden kin nefret söylemi varsa hep bunların ağzında arkadaşlar. Bir de böyle çok seveceğim ve sevgi kelebeği gibi kendilerini tanıtmaları yok mu? Beni öldürüyor, bitiriyor. Yani benim diyeceğim o ki milli irade dedikleri galiba sadece kendi iradeleri. Kendi iradelerine bir isim takmışlar milli irade ama millete ait olmayan bir şey diye düşünüyorum. Binali Yıldırım dedi ki birkaç ay içerisinde kara bulutlar, ekonomideki kara bulutlar dağılacak dedi. Bu da demin berbat dal bayrak gibi hala böyle pembe tablo çizmeye çalışıyor. Birkaç ay içerisinde dedi seçimlerden sonra yani seçimlere kadar siz bize oy verin. Ondan sonra dağılır o dağılır hiç sen merak etme diyor. O öyle bir şey demiş ama yani bir senede 52 cuma var. Hadi sen de 20 cuma, 25 cuma siz cumalara göre hareket ettiğiniz için bitmek, tükenmek bilmeyen cuma sayısına göre Kaç cuma sonra ekonomideki kara bulutlar dağılır. Teşekkür ederiz. <laughs> Gestapo şefi e, SS şeye de gitmiş işte. Demin dedim ya ikinci bir haberi var bunun diye. Keçiören'e gitmiş. Orada millete seslenmiş. Boynumuzu bükük bırakmayın filan diye seçimler için şey istemiş. Boynu bükükler var diyor Emrah'ın onun gibi. Hem e, suçlu hem güçlü bir de orada şey yapmış. Masum e, rolünü oynamış. E, yani boyun... Size boyun yok yani omurgasızlarda boynunuzu tutamıyorsunuz zaten. Sende de kalın bir en sekel bir kafa. Boyunla bir alakası yok bunun. Ha bu arada bu aynı konuşmasında şey demiş. Okudum ben onu. Biz linkleri veriyoruz ya oradan okuyabilirsiniz. Orada şey de demiş işte bu biz e, uyuşturucuyu uyuşturucu işte e, gömmezsek namerdiz filan demiş. Uyuşturucuyu gömmek yani onu yok etmek babında bir şey söylemiş. Uyuşturucu tabii gömmek, onun tohumunu gömüyorsun o çıkıyor. işte Samsun'da filan da senin o patron ümmetinin lideri söyledi ya kenevir ektiler her yere ekeceklermiş filan. Gömmek öyle bir gömmek anlıyorum ben yani. Tekrar çıkması için bir gömmek. Evet Zeybekçi malum seçimler arkadaşlar. Bunlar her zaman bir şeyler konuşacaklar. Biz de burada e, haberlerini yapacağız. Zeybekçi e, iki şey söyledi. Yani bir sürü şey söyledi de bu haber olacak türden olanlardan. Bir tanesi ben e, Şirin şey ben Ferhat İzmir Şirin gibi bir şey söyledi. Yani İzmir'in Notre Dame'a benzetirsek seni de e, Quasimodo'ya benzetebiliriz ama ben bu tweet'i attım bazı arkadaşlar şey, Quasimodo'ya ayıp olmuş filan dediler. Quasimodo sonuçta janti bir adamdı. Ee, çirkin kral olur. Çirkin ne var ya? Çirkinle alakalı bir şey olması lazım. Güzel ile çirkinle ne bileyim öyle bir şey olması lazım yani ama sana uymuyor o Şirin. Öyle bir şey olmuyor. Ondan sonra bir yerde şey demiş. E, videosu var ama biz videosunu koymayacağız. Orada işte İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var. İzmir'in gelecek planlamasına ihtiyacı var. Ulan gelecek siz bugünü düşünüyorsunuz. Ne geleceği hayret bir şey. Ben o 5 senede ne götüreyim? Ne, neyin üzerine çökeyim? Onun derdindesiniz siz. İzmir'in gelecek işte bir hikayeye ihtiyacı varmış. Mesela 15 yıl sonra şöyle bir hikaye olacak İzmir'de. Ya bu bir tane belediye başkanı vardı o namussuz ne sövüşlemişti ya falan diye. Böyle hikayeler duyacağız 15-20 yıl sonra yani. o oh, hikayeden kastı. <laughs> Çavuşescu Dışişleri Bakanı. Ee, onun bir kuzeni mi yeğeni mi ne varmış arkadaşlar bu hafta çok konuşuldu. O kuzeni işte Ales'ten üniversite giriş sınavına tekabül eden bir sınavmış. Bizim zamanımızda ÖSS, ÖYS vardı. Neyse değişmiş onlar. İşte o sınavda sonuncu olmuş. Bir de sonuncu olmuş. 22,5 puan falan almış. Öyle de bir berbat puan almış. Ama ona rağmen bir lisans programına yerleştirilmiş bu kız. Şimdi... Bu bitmedi. Bunun üzerine e, Çavuşesku'nun talebiyle hemen mahkeme tarafından ALES e, işte sınav sonuçlarına erişim yasağı gelmiş. Görebiliyor musunuz? Erişimi kimse yani ne almış ne bitmiş kim kazanmış göremiyor onu. Şimdi e, burada iki şey var. Bu Çavuşesku'nun böyle bir şey yapmasının sebebi yani onu torpille bir yere aldırması değil. Yani benim yani nasıl da bir akrabam ki, nasıl bir akrabam olabilir böyle ki yani 22,5 puan alsın. Yani fillere maymunlara versen onlar bile daha fazla alır türünde bir şey. Ama e, niye bu kadar kastırmış ben de anlamadım. Yani üniversiteye girmeden de bir yerlere gelebilirdi ümmetinin lideri gibi. En azından sarayda danışman falan olurdu yani. Yani bu kadar ortalığı verveleye vermeye gerek yok. Ve yine haftanın güzel haberlerinden ümmetinin lideri dedi ki Allah'ın izniyle iş bankası hazinenin olacak dedi. Bak... E, şey Gestapo şefi haberinde Allah'ın izni işte Allah sabredenlerle beraberdir vardı. Bak bu ne dedi? Allah'ın izniyle olacak dedi. Ee, yani demokratik bir toplumda kanunlar nasıl işliyor? Allah'ın izniyle Allah izin verirse vermezse filan yani böyle oluyor. Ee, şimdi Allah'ı da her işlerine karıştırmak zorundalar yani yaptıkları bütün hukuksuzluklarda o olmak zorunda ki meşru olsun yani Allah'ın izniyle. E, Türkiye'de biliyorsunuz bankasıya çöktü zaten onu batırdı aldı o malını sömürdü semirdi. E, kim olursa olsun bak iş bankasını da şimdi çökecek çünkü para kalmadı ülkede onu da alması lazım. Ama yarın o bir gün ben Türkiye'de eğer biraz malınız mülkünüz varsa bir şekilde onu yurt dışına çıkarmaya bakın arkadaşlar. Şimdi buradan milleti örgütlüyormuş buradan bu şerefsiz bak millete işte, e, işte kötü yönlendiriyor falan diye şimdi çıkar birileri yorum yapar orada. Bence öyle yapın. Sizi düşünüyorum ben. Yani paranız malcanın yongası sonuçta. Yani iş bankasında da para kalmadığı zaman bütün bankaları sömürdükten sonra sıra size gelecek. Bunu unutmayın. Bankanızdaki en küçük hesaplara kadar çökecek bu adam. Çünkü bir şey üretemez durumdalar. Ülke üretilmez, üretemez hale getirildik sayelerinde. Ee, üretemeyince para da olmuyor. Hazırdan yiyorlar. Dolayısıyla bir hazır sizin cebinizde kalanlar olacak. Ee, dikkat edin. Tam bir inci, tam bir inci tarihe geçecek bir şey. Ee, Metin'in lideri. Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, eflenmenin, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz diye bir şey söyledim. Korkunç bir şey. Ee, Bakın şimdi bunları duymak sizin bünyenize ciddi zarar veriyor. Ben size sigaraya başlamanızı öneririm. Yani sigaraya başladın sigara daha zararsız bir şey yani bunları duymaktan. Şimdi bu, bu adam yani çirkefliğin tarihi diye bir kitap olsaydı <laughs> ya bu adam olurdu. Bak çirkeflik geçmiyor mesela bu kullandığı cümlelerin içerisinde. Yani AKP'li olmanın başka bir özelliği de nedir arkadaşlar? Kendi yaptığın şeyi Yokmuş gibi gösterip bana karşı tarafta arayacaksın. Yani hırsızsın mesela işte hırsızlık çok kötü bir şeydir falan diyeceksin. Korkunç bir şey yani bunun üzerine aslında eklenebilecek bir şey yok. Burada diyor ya işte haksızlığın, hukuksuzluğun yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızda milletimize göstereceğiz diyor. Mümkünse sadece kendi yaşantınına göstermemeye gayret et yani kendi yaşa hemen belli oluyor en azından kendi yaşantınına göstermesen daha iyi olur diye düşünüyorum ben ama belki de haberin devamı şöyleydi yani aslında o bir kitap okuyordu kitaptan geçen bir pasajı bize okudu bence öyle bir şey yani başka türlü buradan bir anlam çıkmıyor. Zeybekçi gitmiş bir tane e, neyi ziyaret etmiş arkadaşlar bir kooperatif başkanını ziyaret etmiş kooperatif başkanı da yalakalık yapacak ya böyle şey demiş ya AKP'ye oy vermeyene Allah çarpar demiş ama biz seni görünce AKP'ye oy vereni de çarptığını görmüş oluyoruz yani bayağı bir çarpılmış yani öyle böyle değil ee, hani eskiden çocukken falan şey derdik ya bak sana bir koyarım şöyle yamulursun falan diye mesela bu söz bu adam için geçerli değil. Yani bu adama söyleyeceğin şey bak sana bir koyarım düzelirsin olması lazım. Yani bundan daha fazla yamulamaz çünkü bu adam. <laughs> MHP'liler İlber Ortaylı'ya çatmış. Demiş ki Ülkücü hareketin artık İlber Ortaylı'ya saygısı kalmadı demiş. Dinime küfreden Müslüman olsa karşında bir profesör var. 2-3 tane dili iyi konuşuyor, iyi biliyor, tarihçi filan bilimi, ilmi inkar edilmez. Bir de ülkücüler demiş bunu. Ülkücüler yani sen saygı göstersen ne, saygı göstermesen ne. Sen ilk önce kendine saygı göster. Yani ülkücü hareket sanki bir de ülkücü hareket kaldı da Türkiye'de. Evet Ümmet'in lideri haberleri tekrar devam ediyor. Bir konuşmasında yine şey diyor ki güçlünün haklı olduğu bir dünyayı kabullenmiyoruz diyor. Valla biz de kabullenmiyoruz da sen bize dayatıyorsun onu maalesef. Biz de kabullenmiyoruz ama yani. Mecburen işte millet hapse giriyor filan işkence filan vesaire. Ondan sonra şey demiş Venezuela ile alakalı bir şey demiş. Venezuela senin eyaletin mi seçimle iş başına gelmiş bir insana nasıl olur da burayı terk et dersin gibi bir şey söylemiş ümmetinin lideri. Ee, ümmetin lideri biliyorsunuz Suriye'de Esad'ı devirecekti. Bu Esad, Esed neyse işte o da seçimle geldi değil mi? Onlar da her seçimde %70, %80 oy alıyor bu adam. Niye onu devirmeye çalıştın ki o zaman o da var. Yani ondan sonra bu arada ha, Suriye ile Ümmet'in lideri şey dedi 3-4 gün önce Suriye ile alt düzeyde e, alt seviyelerde e, işte ilişki kuruyoruz falan gibi bir şey söyledi alt seviyelerde. Yani e, kendi seviyemize uygun bir düzeyde ilişki kuruyoruz demek istemiş. Evet Meral Akşener o da çıktı konuşmaya başladı işte seçimler yaklaşıyor çok umutları yok da işte en azından bir iki ufak ilçe alırsak filan gibi işte şey dedi işte soğan 6 lira olmuş o ülkede menemen artık soğansız yapılıyor soğansız menemen oluyor o ülkede filan demiş soğansız menemen oldu doğrudur evet bayağı bir pahalılaştı filan hayat ama Türk siyasetine bakıyoruz mesela Türk siyasetinde işte en son bunların İyi Parti'den AKP'ye geçen birisi vardı yok SP'den AKP'ye geçti MHP'den bilmem CHP'den oraya geçti filan yani bu kadar Türk siyasetinde bu kadar hıyar varken Türkiye'de cacık kıtlığı yaşanmaz yani en azından cacık doya doya yenir diye düşünüyorum ben yani menemen bulamıyorsanız cacık yiyin. Bu da dünyadan bir haber Hindistan'da bir tane eleman anne babasına dava açıyormuş. Ya ben istemediğim halde beni niye dünyaya getirdiniz falan diye. Şimdi yani bu adamlar anne babası için söylüyorum yani işte 5 milyon tane spermden gele gele bu, bu lavuk gelmiş ya denk gelmiş. Yani böyle de bir şanssızlık olabilir mi lan 5 milyon spermden yani git başka birisi gelsin yani tamam mı? Niye sen geldin? O da öyle bir şey. Onlar da ona dava açabilirler yani o konuda. Biz bu süpermen istemiyorduk. Öbür yanındakini istiyorduk ama bu denk geldi falan diye bir şey söyleyebilirler. Yani istemememize rağmen geldi. Bence güzel olur. Yani adamlar loto oynasa o 5 milyonda bir kazanma şansları yok. Bu gelif gelmiş işte. Vallahi Hangi dindenler bilmiyorum ama Allah yardımcıları olsun yani o annenin babanın. <laughs> Türkiye'de Pardus diye bir yazılım firması arkadaşlar. Türkiye'nin ilk ve neydi? Yerli, tek ve yerli antivirüs yazılımı Çomar'ı e, tanıtmış arkadaşlar. Çomar bildiğin işte şuradaki gibi yazılıyor. Ben Çomar diye okuyorum onu. Yerli ve milli olunca Çomar filan e, tam da seçimler yaklaşıyor. Zamanlaması manidar. Tüm çomarlara armağan olsun. Evet, bu da son haber olsun arkadaşlar. Türkiye'de tasarruf oranı %24 artmış. Ee, ama Bayburt hiç para biriktirmiyormuş. Yani Bayburt'ta tasarruf oranı yokmuş. Ee, haber de ne diyor? Evet Bayburt hiç para biriktirmiyor. Merhaba, haber bu. Şimdi Bayburtlular niye para biriktirmiyor biliyor musunuz? Zaten Bayburt Türkiye'nin en küçük, en geri kalmış şehirlerinden bir tanesi. Ee, ...nüfusunun %90'ı Avrupa'da... ...%80'i de Fransa'da... ...dağılmışlar böyle her yerine... ...bunlar işte gümüşhane, bayburt, kelkit falan ...bunlar birbirlerini de beğenmiyorlar... ha. ...mesela bir kelkitliği gümüşhaneli misin dersen... ...yok ya ben kelkitliyim der... ...bayburtluya desen yok ben bayburtluyum... ...gümüşhaneli değilim filan der... ...sanki biri Asya'dan birisi Afrika'dan filan bu heriflerin... E ...şimdi tabi yurt dışında olduğu için... ...nüfusunun %80'i para biriktirmelerine gerek yok... ...onlar hani gönderirler... ...ihtiyaç olursa filan diye... Öyle bir şey ben görüyorum Bayburtlu, yeterince Bayburtlu tanıdığım için. Öyle enteresan bir haberdi. Evet arkadaşlar haberlerimizin de bugün sonuna gelelim. 2-3 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın arkadaşlar. Selametle. Müzik